Eğer bu tarihi eserler gerçekse bu ne anlama gelir? Tüm dünyanın tarihi değişir. Burası dipsiz bir kuyu. Şu odanın büyüklüğüne bakın. Yılan, çekil, çekil, çekil! İşler ciddileşti. Hadi Josh! Benim işim efsaneleri araştırmak. Ama açık konuşmam gerekirse özellikle bir hikayeden hep kaçındım. Çünkü beni geriyor. Bunun kolay olmayacağını biliyorum. Ama yine de büyük maceralar insanın karşısına çok nadir çıkar. 1960'lı yılların ortasında Juan Morix adındaki bir altın arayıcısı Ekvator'un tehlikeli ormanlarına girer ve sonu yokmuş gibi görünen bir mağara keşfeder. Morix mağaranın içinde mükemmel yontulmuş duvarları ve tavanlarıyla insan yapımı bir yapı ve daha derinlerde ise üstünde gizemli sembollerin yer aldığı bir dizi parlak metalik tablet bulduğunu iddia eder. Morix bu tabletlerin çok gelişmiş eski bir medeniyet tarafından bırakılan paha biçilemez bilgileri içerdiğine inanır. Diğerleri bu iddiaları ciddiye almaz. Çok satan bir kitap bu hikayeye uluslararası bir ilginin doğmasına neden olur ve kitap mühendis Stanley Hall ve astronot Neil Armstrong önderliğinde başlatılan büyük bir keşif gezisine ilham verir. Ekip mağaraya ulaşır ve içinin bir kısmının haritasını çıkarır ama metal kütüphanenin konumu hala gizemini koruyor. Şimdi Aileen Hall yolculuğa babasının bıraktığı yerden devam ediyor ve bir arkeolog ekibiyle birlikte mağaranın daha önce kimsenin keşfetmediği derinliklerine gitmeyi planlıyor. Metal kütüphanenin altın tabletleri milyonlarca dolar değerinde olabilir. Tarihin yeniden yazılmasına neden olabilirler veya sadece bir yalandan ibaret oldukları da ortaya çıkabilir. Benim adım Josh Gates. Arkeoloji mezunu bir keşif meraklısıyım. Kendimi tuhaf durumlara düşürmek gibi bir huyum var. Burası çok yüksek, inanılmaz! Çıktığım yolculuklarda dünyanın en ucuna kadar gittim. Oh tanrım! Ve tarihin en büyük efsanelerini araştırdım. Uçmaya hazırız. Hadi gidelim, bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Metal kütüphaneyi araştırma görevime Cuenca, Ekvator'da başlıyorum. Ekvator'un başkenti Quito, en güzel koloni şehirlerinden biri olarak tüm dikkatleri üstüne çeker. Belki de bu iyi bir şeydir çünkü başka bir koloni şehri olan Cuenca'da sokaklar çok daha sessiz, temiz ve çok daha rahattır. Ve bu şehri keşfedilmemiş gerçek bir hazine yapar. Çarpıcı güzellikteki onlarca kilisesi ve eski meydanıyla Cuenca Avrupa'yı andırabilir ama aslında Güney Amerika'nın tam kalbindeyiz. Belki de Cuenca'nın en meşhur özelliklerinden biri en moda ve her zaman şık olan Panama şapkasıdır. İsim sizi yanıltmasın. Bu şapka aslında Ekvator'da doğdu ve hala Homero Ortega fabrikasında örülüyor, boyanıyor ve satılıyor. Bu muazzam, şuna bak, harika. Ve orijinal şapka oldukça yüksek bir fiyata satılıyor. Ne kadar şapka? $2000. $2000 mı? Al bakalım, iade etmek zorundayım ama güzel bir şapka. Ancak uzaktan bakabilirim. Orijinal adı Tokille olan bu şapkayı 1906 yılında Teddy Roosevelt giydi ve Panama kanalını ziyaret ettiği sırada fotoğraflandığında ismi Panama şapkası olarak kaldı. Abartılı mı? Birçok farklı şapka deniyorum. Hayır mı? Ve sonunda aradığımı buluyorum. Bir dakika. Benimle konuşuyor. Bu şapka senin. Bu şapka benim. Evet. Evet, bu benim Ekvator'da üretilen orijinal Panama şapkam. Tamam o zaman, alalım. Metal kütüphanenin gizemini çözmek için çıktığım çılgın maceram alakasız bir yerde başlıyor. Bir avukatın ofisinde. Gerardo! İçeri gel Josh. Metal kütüphaneyi ilk keşfeden, kaşifi temsil eden avukatla buluşmak için buradayım. Otur lütfen. Aa, teşekkür ederim.
Evet, anladığım kadarıyla bu hikayenin başlangıcının önemli bir parçasıydınız. Juan Morix'i yakından tanıyordunuz. Juan Morix'i ofisime geldiği güne kadar tanımıyordum. Bana yeraltı dünyası hakkında olağanüstü bir hikaye anlattı. Peki yeraltı dünyası derken mağarayı mı kastediyorsunuz? Tam anlamıyla mağara sayılmaz. Kocaman bir dünya. 1965 yılında altın arayıcısı Juan Morix, Amazonlara yaptığı yolculukta toprağın içinde geniş bir çatlak keşfetti. Yerliler bu oluşuma Cueva de los Tayos veya Tayos Mağarası adını verdiler. Morix mağaranın içinde insan yapımı gibi görünen tünellerden oluşan bir labirent keşfetti. Mağaranın derinliklerinde daha önce hiç görülmemiş bir tarihi eser koleksiyonu buldu. Peki orada ne olduğunu söyledi? Bir kütüphane. Belli bir oyun içinde yer alan metalik bir kütüphane. Her yerde metalik plakalar vardı. Her yerde. Morix döndüğünde hak iddia etmek için yasal belgeler hazırladı. Görebilir miyim? Evet. Vay canına, bu Juan Morix'in söz konusu yeri keşfettiğini gösteren yasal bir belge değil mi? Kesinlikle. Mağaranın ve metal kütüphanenin gerçekten var olduğunu kanıtlamak için Morix, yanına avukatıyla birlikte bir grup kâşif olarak daha geniş bir keşif gezisi organize etti ve hep birlikte Amazon ormanlarının derinliklerine girdiler. Bu resim o gezide mi çekildi? Evet, bu fotoğrafta ikimiz de varız. Vay canına. Morix sözünü tuttu ve onları dehşet verici derecede derin olan mağaranın girişine kadar götürdü. Aşağı inmek için ipler kullandılar ve ekibe hiç de doğal gibi görünmeyen bazı oluşumlar gösterdi. İnsan yapımına benziyor. Bu kemer de öyle, sanki bir taş ustasının işi gibi. Doğruyu söylüyordu. Peki metal kütüphane ne oldu? Gelişmiş bir medeniyet tarafından bırakılan eserler hiçbir zaman bulunamadı. Juan bunun sadece başlangıç olduğunu söyledi. Daha mı derindeler? Çok derinde. Gerardo bana mağaranın içindeyken erzaklarını tükettiklerini ve kütüphaneye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Juan'ın daha derinlerde bir kütüphane bulduğuna inanıyor musun? Evet, gördü. Peki gerçekliğini nasıl ispatlayabilirsin? Yeniden keşfetmek gerek. Bulmak gerek. Tek kanıt bu olabilir. Juan Morix mağarayı keşfederek metal kütüphane efsanesinin ilk bölümünü yazdı. Aslında hikaye burada bitebilirdi ama diğer tüm büyük senaryolarda olduğu gibi bunda da bir şaşırtmaca var. Hikayeye sürpriz bir karakter giriyor. Peder Crespi, elinde sözde gerçek metalik tarihi eserleri bulunduran rahip. Yani bu tarihi eserler hala Cuenca şehrinde olabilir. Peki bu rahip kimdi ve elinde gerçekten de metal kütüphanedeki parçalar var mıydı? Bu sorunun cevabını öğrenmek için Pumpungo Müzesi'nin gizli arşivler bölümünde çalışan arkeolog Florencia Delgado ile buluşmaya gidiyorum. Aman tanrım! Burada kaç parça var böyle? Yaklaşık 10.000. Hiçbiri sergilenmiyor mu peki? Hayır, korunuyorlar. Bu olağanüstü. Peki bu 10.000 parçanın kaç tanesi Peder Crispi'nin koleksiyonundan geliyor? Yaklaşık 5.000. İtalyan misyoner Peder Carlos Crispi Crucci, 1920'li yıllarda yerel Shuar toplumuna hizmet etmek için Ekvator'da görevlendirilmiştir. Peder Crispi aynı zamanda yerlilerden binlerce tarihi eser topladı ve buna Tuyos mağarasından geldiği söylenen gizemli metal plakalar da dahildi. Tabletler yazar Eric Von Daniken'ın dikkatini çekti ve 1972 yılında Tanrıların Altınları adında bir kitap yayımladı. Tüm dünyada en çok satan kitaplar arasına giren bu kitapta metal plakaların gerçek olduğundan ve hatta dünya dışı varlıklarla iletişim olan eski bir medeniyet tarafından yapıldıklarından bahsediliyordu. Peki bu metal parçalar hakkında ne biliyoruz? Pek bir şey bilmiyoruz, henüz incelenmedi. Bu parçalardan birini görmem mümkün mü? Evet, halka sergilenmiyorlar ama sana özel bir gösterim yapabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Görmeyi çok isterim. Gidelim o zaman. Crespi koleksiyonunun en tartışmalı objeleri müzenin güvenli laboratuvarında tutuluyor ve büyük bir kısmı daha önce hiç halka gösterilmedi. Burası müzenin koruma laboratuvarı. Tamam, ben Josh. Diego. Diego? Ben Marcos. Marcos, memnun oldum. Tamam, parçalar nerede? İşte burada. Bu mu? Evet, bu. Hadi görelim. Çocuklar. Aman tanrım.
İçinde bilinmeyen bir medeniyet tarafından bırakılan metal bir kütüphaneyi barındırdığı söylenen Amazonlardaki ıssız bir mağaranın efsanesini araştırıyorum. Hikayeyi araştırmak için Amerika'dan Ekvador'daki Cuenca şehrine geldim. Ve şehirdeki Pamapungo Müzesi'nde mağaradan alındığı ve medeniyete geri döndürüldüğü söylenen metal tabletlere bakmak üzereyim. Oh, aman tanrım! God. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şunlara bak! İşte bunlar. Parçalar gerçekten tuhaf görünüyor. Aralarından bazıları yerel sanatı simgelediği için kolaylıkla elenebilir ama diğerleri gerçekten çok ilginçler. Bu nedir? Daha önce böyle bir şey görmedim. Evet. Şuna bak. File benziyor. File benziyor. Eski dünya ikonografisiyle yapılmış. Eski Latin Amerikalıların hiç görmediği bir şey. Peki içinde delik olan şu garip parça ne? U ile başlayan kelimeyi söylemek istemiyorum ama uzaylıya benziyor. Bazı insanlar bunun uzaylı olabileceğini iddia etti. Bu parçalar gerçekse bu ne anlama gelebilir? Dünya tarihi tamamen değişebilir. Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir medeniyete dair kanıta sahip kesinlikle olmuş oluruz. Gerçek olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Parçaların bileşenlerini inceleyip, arkeolojik metallerin kimyasal kompozisyonuyla karşılaştırmamız gerekiyor. Bu konuda biz yardımcı olabiliriz. Gerçekten mi? Böyle bir durumda kullanmak için yanıma aldığım oldukça özel bir alet olan X-ray fluoresan spektrometre veya XRF'yi laboratuvara getiriyoruz. Uzay yolunda kullanılan tricorder'a benziyor. Objeye tutup tetiği çektiğinizde objenin içindeki atomik elementleri tespit ediyor. Çoğunlukla bakır ama içi çinko dolu. Çinko, yüzde çok yüksek. Modern alaşımlar bazı parçaların eski olmadığını gösteriyor. %89.52 kurşun. Kurşun. Ve eğer kurşunsa... Kesinlikle moderndir. Evet, o dönemde kurşun üretimi yoktu. Kesinlikle öyle. Şimdi de metal plakaları test edelim. Tamam. Sonuçlar birden hayal kırıklığından çok daha ilginç bir şeye dönüşüyor. Bir dakika... Bakır, 99.31. Saf bakır. Evet, saf bakır. O halde modern olmayabilir. Plakanın kompozisyonu ve genel aşınma durumu kesinlikle eski olabileceğini gösteriyor. Peki ya eski teknikler kullanılarak yapılmış modern bir parçaysa ne olacak? Bu sorunun cevabını bulmanın tek bir yolu var. Gizemi nasıl çözeceğiz? Kaynağına gitmemiz gerek, mağaraya gitmeliyiz. Mağaraya. Florencio bize katılmak istiyor ve güzel Cuenca şehrini arkamızda bırakmadan önce malzemeleri toplamak için sokağa çıkıyoruz. Ve gerçek bilinmeyene doğru yolculuğa çıkıyoruz. Yeni şapkam nasıl? Panama şapkasının Ekvator'da üretildiğini biliyor muydun? Tabii ki. Florencio ile birlikte bizimle mağarada buluşmak üzere bir grup bilim insanı ve tırmanma uzmanından oluşan bir ekip topluyoruz. Ama Florencio bana ekibimizin en önemli üyesini şehrin sadece birkaç kilometre dışından alacağımızı söylüyor. Yolda birini almak zorundayız. Tamam, kim? Aileen Hall. Kaşifin kızı. Evet. Vay canına, tamam. Von Daniken'in Tanrıların Altınları adlı kitabının yayınlanmasının ardından İskoçyalı mühendis Stanley Hall bu efsaneyi takıntı haline getirdi. Ve 1976 yılında Taos mağarasına o döneme kadar yapılmış en büyük keşif yolculuğunu başlattı. Bölgeye ulaşmak için yanına 100 bilim insanı ve askeri personel aldı. Ve bu da yetmezmiş gibi keşif yolculuğunun onursal başkanı dünyaca ünlü astronot Neil Armstrong'tu. Hall, Armstrong ve ekibin geri kalanı mağaraya ulaştılar, indiler ve tünellerin büyük bir kısmının haritasını çıkardılar. Onlardan önce mağaraya giren kaşif Juan Morix gibi onlar da insan yapımıymış gibi görünen tuhaf mimari özellikler olduğunu gördüler ama metal tabletleri bulamadılar. Buradadır, işte orada. Merhaba. Merhaba Josh. Merhaba. Şimdi 40 yıl sonra Aileen Hall babasının başlattığı işi bitirmek istiyor. Demek sen meşhur keşif gezisinin liderinin kızısın. Evet, o benim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Panama şapkasının Ekvator'da üretildiğini biliyor muydun? Tabii ki biliyorum. Bunu herkes bilir. Ben yeni öğrendim de.
Babanla hiç keşif gezisi hakkında konuştunuz mu? Biraz konuştuk. Peki sana ne anlattı? Şimdiye kadar yaptığı en zor şeylerden biri olduğunu, çok zorlandığını ama aynı zamanda olağanüstü bir deneyim olduğunu söyledi. Şu işe bakın. Ailenin babasını takip etmek için Ekvator'un doğu ucunda Amazon yağmur ormanlarının Ant dağlarıyla birleştiği yere doğru 240 kilometrelik bir yolculuk yapacağız. Ardından Rio Santiago'ya giden bir tekneye bineceğiz ve oradan Taos mağarasına zorlu bir yürüyüş yapacağız. Buradan dön. Burası mı? Evet. Ekvator'daki en iyi yol sayılmaz. Kesinlikle. Geldik. Tamam. Rio Santiago kıyılarında nehirde bize rehberlik edecek kişilerle buluşuyoruz. Vamos. Bizi şu ağların bölgesine götürecekler. Buradan itibaren yol yok. Tamam. Bizi bekle metal kütüphane. Rio Santiago, Ekvator'un güneyinden geçiyor ve sonunda görkemli Amazon'la buluşuyor. Nehrin aşağısına doğru ilerlerken medeniyetin yerini doğal güzellikler alıyor. Burası bambaşka bir gezegen gibi. Bambaşka. Gerçekten de öyle. Kayıp dünya. Ama bu çamurlu nehir güçlü akıntılarıyla meşhur olduğu için yolculuğumuz pek de rahat geçmiyor. Bunun gibi bir tekneyle bunun gibi bir nehirden geçmek pek de güvenli sayılmaz. Kameraları örtelim. Dayanın çocuklar. Ama sonunda ekipmanlarımızın büyük bir kısmı zarar görmeden bir sonraki buluşma noktamıza varıyoruz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Nehrin kıvrıldığı noktada bizi ve malzemelerimizi güvenli bir şekilde mağaraya götürecek olan yerel şuarlılar tarafından karşılanıyoruz. Malzemelerimizi katırlara yükleyip yürüyüşe başlayacağız. Tamam. Biraz tırmanmamız gerek. Tamam, harika. Ben de tam olarak bunu duymayı umuyordum. Başlıyoruz. Ormana hoş geldiniz. Bu pek kolay bir yürüyüş sayılmaz. Ormanda neredeyse hiç yol yok. Aynı zamanda olağanüstü derecede sıcak ve dik bir yamaç var. Tabii bir de çamurlu. Ekvator'a hoş geldiniz. Metal kütüphaneyi bulacağız. Eğleniyoruz. Burada yaşayan hemen her şey ya sokuyor ya da ısırıyor. Solda kocaman bir arı kovanı var. Dikkatli yürüyün. Yukarı, yukarı. Hiç bitmiyor ve karanlıkta koşular daha da zorlaşıyor. Göremediğin şey seni ısırır. Au! Neyse ki dikenler düşüşümü hafifletti. 6 saat süren zorlu bir yürüyüşten sonra geceyi geçirmek için uygun bir yer buluyoruz. Yürüyüşe devam ediyoruz. Mağaranın olduğu yere doğru gidiyoruz. Orada yerel keşif ekibimizin geri kalanıyla buluşacağız. Bir süredir lojistikle ilgileniyorlardı ve bizi orada bekliyor olmalılar. Aniden yanımızdaki yol karanlık ve dipsiz bir uçurumla sonlanıyor. Aman tanrım, şuna bakın. Çocuklar, sola dikkat edin. Çok dik bir uçurum var. Aman tanrım. Dikkatli bir şekilde çukurun çevresinden dolaşıyoruz ve orada Stanley Hall'un eski meslektaşı jeolog Dr. Theophilus Tolkaridis ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından karşılanıyoruz. Bizimle birlikte Taos mağarasına inecekler. Ben de memnun oldum. Şuraya bakın! Şuraya bakın aman tanrım! Bu kıtanın en olağanüstü mağarasıdır ve bu mağara sayesinde herkes babanı tanıyor. Mağara araştırması yapan herkes Stanley Hall ismini bilir. Vay canına! Bu olağanüstü değil mi? Sadece bana değil, birçok insana ilham verdi. Sence bu mağara sisteminin ne kadarı haritalandı? Çeyreği bile değil. Gerçekten mi? Yani yaklaşık 5,5 kilometrelik bir kısmı keşfedildi ve haritalandı. 5,5 kilometre mi? Kesinlikle. Tamam.
Hazır mısınız? Evet, hazırız. Herkes hazır. Hadi bakalım, o zaman gidelim. Hayır. Gidiyoruz. Pekala. Başlıyoruz. Tamam, sen şurada dur. Taos mağarasına tek giriş çıkış yolu tehlikeli ve dehşet verici 60 metrelik dikey bir şaftan geçiyor. Ekip taş duvarın üzerine bağlantı noktaları yerleştiriyor ve bizi en azından teoride taşımak için son teknoloji bir vinç sistemi kuruyor. Ardından açıklığın kıyısına geliyorum ve ana ipe bağlandıktan sonra toprağa veda ediyorum. Tamam. Başlıyoruz. Bu dipsiz bir kuyu. İnanılmaz! Keşif ekibimle birlikte Ekvator ormanlarının derinliklerinde Taos mağarasına giden tehlikeli uçurumdan aşağı iniyoruz. Efsaneye göre bu mağarada birçok insan yapımı oda var ve bunlardan bir tanesi kayıp bir medeniyetin arşivlerini içinde barındırıyor. Başlıyoruz! Mağaradan içeri giriyoruz. Bu dipsiz bir kuyu. İnanılmaz! Çok yüksek. Aşağı inerken bir gerçeğin farkına varıyorum. Beni ve ekibimi 60 metre yukarı taşıyacak bu ince ip dışında mağaradan başka bir çıkış yolu yok. Bu çılgınlık. Houston, kartal indi. Harika. Tamam, ekibin geri kalanı gelebilir. 20 kişilik ekip teker teker mağaranın içine iniş yapıyor. Bilim insanları, prodüktörler, kamera ekibi, rehberler. Harikasın. Aileen, hazır mısın? Kesinlikle hazırım. Hepsi yukarıdaki taş duvara yerleştirilmiş, birkaç pimin insafına kalmış durumda. Dikkatli ol, duvarlara dikkat et. Harika. Evet. Herkes tamam değil mi? Evet, evet, herkes burada. Şu odanın büyüklüğüne bak. Son olarak araştırmacıların mağaranın içinin dijital haritasını çıkarmalarına yardımcı olacak 3 boyutlu lazer tarayıcı da dahil olmak üzere tüm bilimsel ekipmanları mağaraya indiriyoruz. Tamam Tio, anlat bakalım burada ne var? Şu anda elimizdeki harita 76 yılından. Bu harita babanın keşif gezisi sırasında çıkarılıyor. Doğru, bu o harita, evet. Stanley Hall, Neil Armstrong ve 1976 yılındaki keşif gezisine katılan ekip Taos mağarasının tek gerçek haritasını çıkardılar. Bu haritayı rehber olarak kullanarak onların giremediği yerlere girmeyi ve metal kütüphane efsanesinin gerçek olup olmadığını öğrenmeyi planlıyoruz. Mağara burada mı bitiyor? Harita bitiyor. Yani... Mağara değil. Yani kimse bu noktayı geçemedi. Evet, kimse. Sence bu noktadan sonrası var mı? Çok daha fazlası var. Peki daha önce neden kimse gitmedi? Çok sıkışık. Ulaşması ve geçmesi çok ama zor. Ama daha fazlası olabilir. Olduğu kesin. Gidelim o zaman. Malzemelerimizi toplayıp son gün ışığını da arkamızda bırakıyoruz. Bu noktadan sonra tamamen karanlık bir dünyaya giriş yapıyoruz. Karanlığın içine. Geldik değil mi? Evet. Hazır mısınız? Gidelim. Gidelim. Hadi bakalım. Burası çok dik ve kaygan. Yarasalar var. Mağara bizi tamamen sarmalıyor. Geceyi geçirmek üzere kamp kurmak için düz bir alan arıyoruz. Çok geçmeden Taos mağarasının en tanıdık ve en tuhaf özelliklerinden birini fark ediyoruz. Bu olağanüstü. Şuna bakın. Bu Juan Moritz kemeri. Evet. Bu kemer metal kütüphane hikayesinin çok önemli bir bölümünü oluşturuyor. Böyle bir şeyi kendi gözlerimle gördüğüme bile inanamıyorum. Sonradan yapılmış gibi görünen bu kemer, Juan Moritz ve onu takip eden kaşiflerin bu mağaraya insan eli değdiğinden şüphelenmelerine neden oldu. Ne kadar büyük ve düz olduğuna bakın. Bu kadar büyük bir taş parçası nasıl düzleştirilebilir ki? Bu bölüm, bu kemer,
metal kütüphane gizeminin en büyük parçalarından birini oluşturuyor. Ama yakından baktığında bambaşka bir hikaye görüyorsun. Bu bir tortul kaya. Ama diğerleri sanki farklıymış gibi görünüyorlar. Farklı tortul katmanları oldukça düz ve dik yüzeyler oluşturmuş gibi görünüyor. Aslında bunu mağaranın her yerinde görmek mümkün. Hepsi düzenli bir açıda duruyor. Eski keşif ekiplerinin neden şaşırdıklarını anlayabiliyorum. Ama metal kütüphane efsanesini onaylamak için bu taşlardan daha fazlası gerekecek. Hadi kemerden geçip arkasında ne varmış bakalım. Tamam, gidelim. Yukarıya ipleri yerleştirdikten sonra giriş şaftından aşağı indik ve ünlü Morix kemerine yürüdük. Şimdi canavarın karnına doğru ilerliyoruz. Kemeri geçtikten sonra el fenerlerimiz etkisini yitirmiş gibi görünüyor. Bunun nedeni mağaranın çok derin, devasa bir odaya açılması. Bu oda o kadar büyük ki içine 20 katlı bir bina inşa edilebilir. Burası olağanüstü. Bu geniş alanda ekibimiz için düzgün bir kamp kurabiliriz. Aquí vamos a acampar. Mükemmel. Hadi başlayalım. Zifiri karanlıkta çadırlarımızı kurup yeni evimizin değerlendirmesini yapıyoruz. İyi haber şu ki kamp alanının zemini çok yumuşak. Kötü haber ise yumuşak olmasının nedeni 90 santimlik yarasa pisliğinden oluşması. Tanrı bir yerden alır, bir yerden verir. Geceyi geçireceğimiz yatak odası yaşam kaynıyor. Çoğunlukla böceklerden oluşan bir yaşam. Akrepler, devasa tarantulalar ve hatta araştırmacılardan bir tanesi bir yarasa bile yakaladı. Şuna bakın. Olağanüstü. Kanatları ne kadar da hassas görünüyor. Elastik dokudan oluşuyor. Beyaz lekeleri görüyor musun? Evet. Onlar... Ebola mı? Hayır, hayır. Bazen diğer yarasalarla kavga ederler. Peki sence bu mağarada kaç tane yarasa vardır? Birkaç bin. Vay be. Buradaki Drakulalar güne daha yeni başlarken bizim günümüz sona eriyor. İyi geceler. Günaydın. Sabah olduğunu saatime bakarak anlayabiliyorum. Burada zaman tüm anlamını yitiriyor. Çadırımdan yukarı baktığımda sadece sonsuz bir karanlık görebiliyorum. Ama kamptaki insanların ayaklandıklarını duyabiliyorum ki bu kalkıp keşif gezisine devam etme zamanı geldi anlamına geliyor. Tamam. Ton balığı, patates, karışık sebze ve koca bir kase kahvemiz var. İnsan başka ne ister ki? Mağarada yaşarken temizlik pek de önemli değilmiş gibi geliyor. Yani ne de olsa toprağın üzerinde uyuyoruz ve üzerimizde yarasalar var. Yemeklerin üstü açık ama sorun olacağını sanmam. Kahvaltıdan sonra malzemelerimizi toplayıp kampı terk ediyoruz. Bilinmeyene doğru yürürken bu mağaranın sonu yokmuş hissini üzerimden atamıyorum. Her yerde odalar var. Çok geçmeden Aylin'le birlikte kendimizi grubun önünde buluyoruz ki aslında çok tehlikeli bir yerde olduğumuzu anlıyoruz. Oh yılan! Çekil 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 çekil! Aman Tanrım! Taos mağarasının derinliklerine yaptığımız bu yürüyüşün daha en başında Aylin Hall ve ben buradaki şeylerin en az yukarıdaki ormandakiler kadar tehlikeli olabileceğini keşfediyoruz. Oh yılan! Çekil 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 çekil! Aman Tanrım! Şuna bak! Bu bir gökkuşağı boğa yılanı. Çok sinirli görünüyor. Üzerinde gerçekten gökkuşağı deseni var. Tamam, hazır mısınız? Herkes geri çekilsin, yılanı bırakacağım. İşte böyle. Yılanın uzaklaşması için geri çekiliyoruz. Ve karanlık boşluğun içinde yürümeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat sonra Sarkıt Salonu adı verilen jeolojik olarak olağanüstü bir bölgeye varıyoruz. Bambaşka bir dünyaya aitmiş gibi görünen bu yer, aya ayak basan ilk adam tarafından meşhur edildi.
Elin, Neil Armstrong bu sarkıtın üzerinde durup fotoğraf çektirdi. Vay canına. Dikkatli olun, dikkatli olun. Şuna bak, Neil Armstrong da buraya çıkmıştı. İnsanlık için küçük, Aileen Hall için büyük bir adım. Tamam. Hadi şurada bir fotoğrafını çekelim. Babanın kitabını ve günlüklerini okumuş biri olarak mağara hayal ettiğin gibi mi? Evet, büyülü bir yer. Gerçekten de büyülü. Evet. Pekala, daha uzun bir yolumuz var. Kampımızdan itibaren mağaranın 1,5 kilometre daha içine girdik. Sarkıt salonunu geçtikten kısa bir süre sonra tamamen şok edici bir yere geliyoruz. Amfiteyatroya hoş geldiniz. Şuna bakın. Olağanüstü. Buraya ilk gelenlerin neden buranın doğal olmadığını düşündüklerini anlayabiliyorum. Burada neredeyse bir mimari var. Bu inanılmaz. Kesinlikle. Gerçekten. Tamam, devam edelim. Hadi. Amfiteyatrodan ayrılarak ailenin babasının çıkardığı haritayı takip ediyoruz ama çok geçmeden büyük bir engelle karşılaşıyoruz. Evet, bu biraz zor görünüyor. İp bağlayacak. Tamam. Bu noktada yolculuğumuz gerçekten riskli bir hal alıyor. Tamam, hazır mısınız? Evet. Tamam, geliyorum. Benden sonra Theo, Aileen ve diğerleri de yukarı çıkıyorlar. Şelalenin diğer tarafında her şey çok farklı görünüyor. Burada dilediğimiz gibi dağılıp keşfedebileceğimiz geniş oyuklar yok. Şimdi aşağı mı Theo? Evet. Burası çok kaygan. O yüzden dikkat edin çocuklar. İşler ciddileşmeye başladı. 180 derece. Aha, tamam, şu taşa basacağım. Tamam. Tamam, gidelim. Eğer klostrofobiniz varsa şimdi kanalı değiştirebilirsiniz. İnanılmaz. Neden daha fazla insanın buraya gelmediğini anlayabiliyorum. Kabuslarımın su parkına giriş yaptık. Giderek daha da darlaşan geçitlerden binlerce galon su akıyor. Hadi Josh. Çıkarın beni. Daha önce birçok yeraltı mağarasına girdim ama burası gerçek anlamıyla cehennem gibi. Ah, vay canına. Bu delilik. Mağarayla bütün ol, mağarayla bütün ol. Çıkarın beni. Josh, geri dönmek zorundayız. Neden? Yanlış yoldayız. Yine mi? Kesinlikle. Tamam. Geri dönmek zorundayız. Josh, neler oluyor? Geri döneceğiz. Orası kapalı. Kocaman bir şelale açılıyor.
Son dönemeçten geri dönmemiz gerek. Yeniden doğru yolu bulmak için geldiğimiz yolu takip ederken gözüm yanlarda olabilecek odaları ve suyun içinde parlak metal tabletleri arıyor. Su dolu geçitlerden oluşan dar labirentte birkaç kez kaybolduktan sonra yerin yaklaşık 5 kilometre altında sonunda aradığımız yere varıyoruz. Haritanın sonuna geldik. Buraya gelmek için çok uğraştık ve sonunda buradayız. Kesinlikle. Şimdiye kadar sadece buraya kadarı keşfedildi. Kimse bu noktadan daha ileri gidemedi. Burası genellikle su dolu oluyor. Neden şimdi düşük? Kurak bir yaz geçirdik. Daha önce bunları hiç gördün mü? Hayır, daha önce kimse görmedi. Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Bu odadaki düşük su seviyesi 1976 yılında buraya gelen keşif ekibinin göremediği bir şeyi ortaya çıkarıyor. Daha da derine inen dar bir tünel. Mağaranın ilk kaşifi Juan Morix, metal kütüphaneyi burada bulmuş olabilir mi? Mağaranın her yerinde olduğu gibi bu geçit de rahatsız edici derecede dar görünüyor. Bence devam edebiliriz. Tamam, ben hemen arkandayım. Gidelim. Deneyelim. Bu çok riskli bir hamle. Bu tünelin ardında bir oda olabilir ama ona ulaşmak için suyun altından yüzmemiz ve bir hava cebi daha bulmamız gerekiyor. Eğer bu tünelde sıkışırsak boğularak ölebiliriz. Geçtim. Hayattayım. Tamam Josh, geliyorum. Şuna bak. Burada bambaşka bir dünya var. Yüksek tavanı ve pürüzsüz düz duvarlarıyla sanki büyük bir tapınağın koridoru. Josh, şu duvarlara bak. Bunların hepsi sular altında kalmış. Üzerindeki yapışkan malzeme kil. Daha önce kimse burayı görüntülememişti. Keşfedilmedi. Keşfedilmedi. Peki bu ne? Oradaki? Merdivene benziyor. Bu bir merdiven. Şuna bak. İnanılmaz. Acaba nereye gidiyor? Bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Sağlam. Her basamak sanki elle yapılmış gibi mükemmel bir orantıya sahip. Efsanevi metal kütüphanenin girişinde olabiliriz. Aman tanrım, şuna bak. Buraya gel. Kamerayı getir. Vay canına. Şuna bak. Sanki Taos'un atan kalbine girmiş gibiyiz. Yüzlerce metre yüksekliğinde içi şimdiye kadar gördüğüm en olağanüstü formasyonlarla dolu bir oda. Bu zaman içinde damlayan sularla oluştu değil mi? Evet, inanılmaz değil mi? Ama binlerce yıl içinde oluştu. Peki bu formasyonun tamamı kalsiyumdan mı oluşuyor? Kalsiyum karbonat, evet. Bu lahanaya benzer yapıyı oluşturmuş. Harika. Buna inanamıyorum. Gördüğüm halde inanamıyorum. Olağanüstü. Çok büyük. Mağaranın başka hiçbir yerinde buna benzer bir yapı yok. Bu bir baca. En az 45 metre yüksekliğinde. Bunu gören ilk insanlarız. Kesinlikle. Vay canına. Şu duvarlara bakın. Üzerinde yazılar varmış gibi görünüyor. Aslında biraz kütüphaneye benziyor. Evet, benziyor. Ama sanırım mağaranın henüz çok büyük bir kısmını keşfedemedik. O yüzden kesin olarak var olmadığını söyleyemeyiz ama yine de burası da bir hazine. Harita düdenin olduğu yerde bitiyor. Biz onu genişlettik. Yani babanın keşif gezisinde çıkardığı haritaya ekleme yapmış olduk. Öyle değil mi? Genişlettik, evet. Bu olağanüstü bir şey. Harika. Daha ne isteyebilirim ki? Biliyorum. Ekip olarak ailenin babasının keşif gezisinde çıkardığı haritayı genişlettik ve Taos mağarasının yepyeni bir bölümünü ortaya çıkardık. Bu keşifle birlikte gerçek anlamda efsanevi olan bu yer için yepyeni bir sayfa açılıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aileen, onur duydum. Burası olağanüstü. Tamam. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Taos'tan çıkma yolculuğu en az içeri girme yolculuğu kadar zor.
Ekibin geri kalanının bizi beklediği yere geri dönüyoruz ve ana kampımıza giden uzun karanlık yolculuğumuza başlıyoruz. Ve dediğim gibi yemeklerin üstü açık, sorun yok. Aslında sorun çıktı. Tüm ekip ağır bir rota virüsüne yakalandı. Bunun sonucunda üçümüz hastanelik olduk. Orada maceramız üzerine bol bol düşünme fırsatı buldum. Juan Morix dünyayı değiştirecek bir arşiv bulduğunu iddia etti. Ailenin babası Stanley Hall ve Neil Armstrong yerin altına girerek eski insanlarla olan bağımızı aradılar. Ve yazar Eric Von Däniken bunun bir uzaylı teması olduğunu iddia etti. İşin gerçeği şu ki bence mağara içinde cevapları barındırıyor. Orada gerçek bir kütüphane yok ama binlerce yıla yayılan jeolojik bir kronoloji var. Doğa mağara içinde kemerler, koridorlar ve tapınaklar oluşturmuş. Ve bunu olağanüstü bir düzen içinde yapmış. Mağaranın büyük bir kısmı hala keşfedilmediği için hiç şüphesiz daha yazılacak çok fazla bölüm var. Tamam. Hadi artık eve gidelim.